Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 2022 yılına dair önemli bir müjde hakkında konuşacağız. 2022 için önemli bir haberim var. Gerçi çoğunuzun bu önemli haberi aldığını farkındayım. Çünkü önceki videolarımın altına pek çok yorum geldi. Daha öncelerinde sizlerle konuşmuş olduğumuz Tales of the Walking Dead'in yayınlanacağı kesinleşti. Daha öncelerinde konuşmuş olduğumuz videolarda bu diziyle alakalı ihtimallerden konuşurken, olabileceğine dair inancımızdan bahsederken, böyle bir duyurunun yayınlanmasının ardından bütün bu beklentilerimizin boşa çıkarmadıkları için mutluyum. Tales of the Walking Dead ile beraber 2022 yılının yazında önemli bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Peki nedir bu Tales of the Walking Dead'in bilinmeyenleri, tekrar hatırlatmakta fayda var. Tales of the Walking Dead dizisi sayesinde en sevdiğimiz Walking Dead karakterlerinden bazıları hayata geri dönebilir. Yani ölmüş olması önemli değil. Onların dönüşü aylak olarak değil, kanlı canlı bir halde karşımızda olacaklar. Bu dizi 6 bağımsız bölümden oluşacak. Orijinal dizinin dünyasında geçen hem yeni hem de yerleşik karakterlere odaklanacak. Daha önce AMC diziyi yeni veya mevcut karakterlere, arka hikayelere veya diğer bağımsız deneyimlere odaklanan bireysel bölümler veya bölüm yayları içeren epizodik bir antoloji olarak tanımlamıştı. The Walking Dead evreninde yok olan karakterleri hayata döndürmek ve geçmişte bir noktada zamansız bir ölümle karşılaşmadan önce ve hatta belki de biz onlarla diziden tanışmadan önce görülmek için ilgi çekici bir fırsat sunuyor. Bu aynı zamanda örneğin Daryl'ın yakın zamanda yeraltı DC metro istasyonunda bulduğu bir dolarlık banknotta çocukların kayıp babalarını yazdığı not gibi sadece kısaca değinilen diğer hikayelerin de tam bölüm arka plan hikayelerinin genişletilebileceği anlamına geliyor. Gimple yaptığı açıklamada bu dizi Walking Dead evrenindeki diğerlerinden daha fazla. Yeni sesler, bakış açıları ve fikirler üzerine ilerliyor ve daha önce anlattığımız hiçbir şeye benzemeyen hayat hikayeleri getiriyor dedi. Dizi her ne kadar 2022 yılında açıklanacağı söylense de tam olarak hangi aylarda yayınlanacağı belli değil. Fakat benim tahminim yaz aylarında bu dizi başlayacak. Özellikle de Ağustos bu anlamda mantıklı olabilir. Walking Dead ve Fear the Walking Dead'in yazarlarından Channing Power da showrunnerlığını yapacak bu dizinin. Aynı zamanda The Walking Dead'den tanıdığımız şimdilerde Fear üzerinde çalışan Scott Gimple da bu dizide geçecek hikayeler üzerinde çalışacak. Bu dizi sayesinde çok sevmiş olduğumuz mesela Carl gibi bir karakterin hikayesini bir bölüm boyunca seyredebiliriz. Sasha, Abraham, Glenn, Herschel, aklınıza gelebilecek daha nice isimlerin geri dönüş ihtimalini düşünebilirsiniz. 2022 yılı için zaten heyecanlandıran haberlerden bir diğeri de Daryl Carroll spin-off olacaktır. Yani bizler her ne kadar önümüzdeki sene The Walking Dead final vermiş olsa da aslına baktığımızda Fear the Walking Dead'i de dahil ettiğimizde 3 farklı diziyle yolumuza devam edeceğiz. Daryl Carroll spin-off'u da Angela Khan tarafından yönetilecek. Muhtemelen The Walking Dead yerine konulacak bir ana dizi gibi karşımızda olacak. Bir şekilde bu dizide Michonne'la bağlantılı olabilir. Daryl ve Carol'ın Rick'i aradığı filmlere bağlanan bölümler olabilir. Önümüzdeki yaz, Temmuz, Ağustos aylarında eğer ki Tales of the Walking Dead yapımı ekranlara gelirse, Ekim ayında The Walking Dead 3 partının da yayınlandığı Mesafede final yaparsa ve sonrasında Daryl Carroll spin-off'u yayın hayatına başlarsa güzel olabilir. Mesela şöyle düşünün. Önümüzdeki yıl 2022 yılında Vali ile ilgili bir özlem duyuldu. Bir şekilde onu diziye geri getirip onunla ilgili bir bölüm yayınlayabilirler. Bir şekilde arkada kalmış bir hikayesini veya farklı bir senaryosunu da bize sunabilirler. Nasıl bir hikayesi olacak gerçekten de bu anlamda bu diziyi çok merak ediyorum. Ama her halükarda özellikle de bu Vali, Carl gibi isimlerin diziye geri döndüğünü görmek onları bir bölüm izlemek heyecanlandırıyor. Her bölüm farklı bir hikayeye odaklanacaktır. Bu yüzden de tamamen bir karaktere odaklı bölümler izlemeyeceğiz. Tüm bunların yanı sıra baktığımızda mesela fısıldayanlarla ilgili bir hikaye bile karşımıza çıkabilir. Bir şekilde bu topluluğun arka planını bizlere gösterebilirler. Veya mesela Dwight'la ilgili de bir senaryo karşımızda olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü karakter hakkında bağımsız bir şekilde hikaye, antoloji şeklinde karşımıza çıkacaklar. Bunların yanı sıra şöyle bir hikaye de karşımızda olabilir. The Walking Dead'in bitmiş olduğunu düşünün. Zamanda atlama yapmışlar 20 yıllık. 20 yılın ardından bizler dizinin finalinin ne olduğunu gösterirken, o 20 yıllık süreçte ne gibi hayatlar yaşandığını, ne gibi insanların gelip geçtiğini, belki de bununla ilgili bir bölüm bile çıkartabilirler. Dediğim gibi bütün bu bahsettiklerim ucu çok açık ve birçok olay çıkabilir ve çok farklı hikayelerle karşımızda olabilirler. Tüm bunların yanı sıra yine sizi şaşırtacak olaylardan biri de şu olabilir. Evet, belki bizler mesela karşımızda Glenn'i görmek istiyoruz fakat ben karakterini canlandıran oyuncunun diziye geri dönmeyeceğini öğrendim. Fakat yapımcılar olarak gerçekten de bu karakterin geri dönmesini istiyorlarsa bir şekilde animasyon olarak bile dizide Glenn'i karşımıza çıkartacaklardır. Gerçekten de bütün bunlar çok heyecan verici olabilir. En sevdiğimiz karakterlerin bu dizi sayesinde bir bölümüne dahi olsa
olsa bağımsız bir şekilde karşımızda olmaları beni mutlu edebilir. Tabii bu dizinin 6 bölüm olmasını biraz can sıkıcı bulabilirsiniz. Özellikle de bu 6 bölüm dahi olsa ilk bölümünü çok önemli bir karakterle, çok önemli bir hikayeyle karşımızda olacağını tahmin ediyorum. Özellikle de baktığımızda ilk bölümün konuğu Carl olabilir. Onun ilk bölümünde karşımıza çıkacağını hissediyorum nedense. Henüz bu diziyle ilgili bir çekim yaptıklarını düşünmüyorum. Muhtemelen önümüzdeki yıl Ocak, Şubat gibi çekimler başlayacaktır. Önümüzdeki yaz Ağustos gibi olacağını düşünüyorum dizinin ve bu yüzden de ilk bölümüyle Ağustos sonu gibi ekranlarda olacaktır. Daha sonrasında da zaten Walking Dead'in final yapılacağını, yetişirse Carol Daryl'ın spin-off'unun da ekranlara geldiğini hesap edersek gerçekten de önümüzde çok tatlı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bu yapımla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Video açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten bu yapımla ilgili önemli makaleyi okuyabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.